Şimdi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlendi. AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Aslında şimdi şöyle birazcık kısaca bir e, özetlemem gerekirse seçim beyannamesinde Cumhuriyetin 100. yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık vardı. Başlıkların arasında elbette depremle mücadele başta olmak üzere Türkiye yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ve toplumsal huzur vurgusu yapıldı. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatlerini şöyle bir grafik olarak sizler için hazırladılar. Onu da birazdan ekranlarınıza getirip şöyle özet olarak kısaca bir bakalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Neler vaat etti AK Parti seçim beyannamesinde? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz diye başladı. Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. Alımları sınavdaki başarı sıralamasına göre yapacağız diyor. Şu Ankara İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon togu yollarda görmemizi. Temin ederek daha da güçlendireceğiz. Ee, sonrasında da Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle de 81 ili afetlere e, dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz dedi. Bakalım sonrasında neler söylemiş. <laughs> Buradan okuyalım. Kişi başına düşen milli geliri önce 16 bin dolara ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız Sayın Erdoğan. 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı %7 seviyesine gerileteceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız diyor. Aynı zamanda gençlere yönelik bir sözü vardı. 10 GB ücretsiz internet aylık 10 GB olarak bu da vaatlerin arasındaydı. Gelirini doğalgazdan karşılayacağımız aile ve gençlik bankası kuracağız. Ee, yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek dedi aynı zamanda. Asgari ücrette geçen yıl olduğu gibi bu yılda Temmuz ayında artış yapılacak. Yeni evlenecek gençlere de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli e, ve sıfır faizli 150 bin TL kredi verilecek diyor. Evet Asgari ücrete de Temmuz'da artış yapılacağını söyledik. Peki e, muhalefete... Tamam şimdi muhalefete de eleştirileri var ama önce... Bir şu vaatleri konuşarak bir başlayalım. Toplantı nasıl geçti? Nasıl bir havada geçti? Nasıl bir ortam vardı? Bu vaatleri nasıl okumalıyız? E, neler oluyor Cumhur İttifakı AK Parti cephesinde? E, sizinle başlayalım. Buyurunuz. Şimdi herkese hayırlı olsun artık partiler vaatlerini ortaya koydu. Sahaya çıkıp siyasetçiler bu vaatleri vatandaşlara anlatıp ikna etmeye çalışacaklar. Yani kim daha inandırıcı olursa o kazanacak. Aslında biraz böyle bir tablo var. Çünkü muhalefet için ee, sıkıntı şu, e, muhalefet ortaya koyduğu vaatleri seçimi kazanması durumunda yapabilir mi, yapamaz mı? Burada bir ikna sorunu yaşıyor. Çünkü geçiş süreci planına henüz vatandaşı ikna edebilmiş değil. Yani Hı. 1 artı 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 6 siyasi partiden oluşan koalisyonun muhalefetin ortaya koyduğu vaatleri kısa sürede hayata geçirip geçirmeyeceği tartışılıyor ki bu konuda... E, muhalefetin içindeki aktörlerin de muhalefet kamuoyunda ciddi tereddütleri olduğunu zaten e, uzun bir süredir konuşuyoruz. Millet e, Millet ittifakındaki tabloya ayrıca konuşuruz fakat bugün işte Cumhur İttifakı artık e, vaatleri ortaya koydu vatandaşı ikna etmeye çalışacak. Nasıl bir toplantıydı sence? Hala. Ya şöyle benim gördüğüm tablo şu. Biraz vaatleri de inceledim, tek tek inceledim. Hatta bir 400 sayfalık böyle bir şey, kitapçık vardı. Tek tek baktım. Ağırlıklı olarak benim gördüğüm soka, sokağın sokan sesini duymuşlar gibi görünüyor. Çünkü hakikaten sokaktaki şikayetleri de dikkate alarak bu vaatleri, bu projeleri hazırladıklarını görüyorum. Şimdi birkaç başlıkla bunu aç, açacağım. Mesela Hı. aslında birçoğu da muhalefetin de şikayet ettiği konulardı. Yani muhalefet AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, ya siz şu problemleri çözemediğiniz dediği birçok sıkıntı, problem alanı aslında AK Parti'nin seçim vaadi olarak burada karşımıza çıktı. Birkaç başlık vereyim. Mesela, Kamu işe alımlarında sözlü mülakat kalkacak dedi bugün Sayın Cumhurbaşkanı. Atamalar yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak diye ekledi. Bu çok önemli bir konu çünkü en büyük şikayet sokakta uzun süredir hep bununla alakalıydı. Yani kamuya alımlarda tırnak içinde söylüyorum, birilerine yakınlık derecesi daha etkili oluyor. İnsanların başarıları, yazılı sınavda aldıkları puanlar yerine birilerine yakınlık, işte iktidara yakınlık bunlar e, dikkate alınıyor diye şikayet vardı. Bakın AK Parti'nin bu şikayeti ve Cumhur İttifakı'nın e, bir şekilde duyduğunu <laughs> ve e, bu, bu şikayeti giderecek bir adım attığını görüyoruz burada. Bu çok önemli bir mesele. Tabii ki her her pozisyon için, her e, görev için e, sadece yazılı sınav gerekmez. Sözlü mülakatın da sözlü mülakata ihtiyaç duyulacak bazı önemli pozisyonlar vardır ama genel itibariyle muhalefetin şikayet ettiği sokakta vatandaşların da bir anlamda talep ettiği bir problem alanının çözümüne işaret ettiğini görüyoruz AK Parti'nin. Benim ikinci notlarımı aldığım önemli vaatlerden biri çalışanlara enflasyon üzerinden zam verileceği vaadi. Hı. Bakın bu da çok büyük bir talepti. Toplumdan gelen bir talepti. Çünkü enflasyon oranıyla özellikle özel sektör çalışanlarının maaş artışları arasında ciddi orantısızlık söz konusuydu. Evet kamuda memur maaşları enflasyon oranına göre düzenleniyor ee, ama özel sektörde durum böyle değildi. Ee, çalışanlara enflasyon üzerinde zam verileceği vaadi önemli ki asgari ücrete de bu yıl eğer seçimi kazanırsa e, Cumhur İttifakı e, geçen yıl olduğu gibi Temmuz ayında yeni bir artış yapılacağı, zam yapılacağı da söylendi. Bugün vaatler arasında yer aldı. Bu da sokakta konuşulan, talep edilen bir şeydi. En önemli vaatlerden biri bana kalırsa gelir tamamlayıcı aile destek sistemi projesi. Sayın Cumhurbaşkanı bugün bunu şöyle açtı. Hiçbir hanenin geliri belirli bir seviyenin altına düşmeyecek dedi. Bu çok önemli bir konu. Aslında Türkiye'de bunu muhalefet de çok dile getiriyordu. Sayın Kılıçdaroğlu da aile sigortası diye. Hatta birkaç seçim bunun vaadinde bulunmuştu. AK Parti de böyle bir eksiğin, böyle bir ihtiyacın olduğunu görmüş olacak ki biz gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kuracağız diyor. Bu bunu önemli buluyorum. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda bazı istisnai durumlarda esnetileceği vadi bence bu bu çok önemli bir şey. Bakın bunun da toplumda karşılığı var. Ya yani bu sıraladığım ve benim tabii ki ee, uzun uzun konuşacağız ama ara başlık olarak aldığım vaatler toplumdan gelen seslerin, toplumdan evet. gelen taleplerin aslında biraz da duyulduğunu gösteriyor. Emeklilik yaşının erkeklerde de bazı istisnai durumlarda esnetileceği söylendi ama ben özellikle kadınlarda emeklilik yaşının düşürülmesine yönelik e, vaadi kıymetli buluyorum. Çocuk sayısına göre esnetilecek dedi bugün Sayın Cumhurbaşkanı hı hı. Ee, kadınlarda emeklilik yaşının ee, ve tabii ki bugün sosyal medyada en çok konuşulan vaat. Ki benim de şahsen hoşuma giden, evlilik hazırlığı içinde olan bir genç olarak hoşuma giden vaat yeni Hayırlı evlenecek olsun. gençlere, ben değilim yok yeni Hayırlı evlilik olsun, hazırlığı çağlar. içindeyim. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah. Yani bu hayata geçerse... iki yıl geri ödemesiz 48 evet, ay vadeli sıfır faizi evet. 150 bin. Evet yeni evlenecek gençlere artık ben genç kategorisinde değilim ama Sümeyra Hanım yaşı benden biraz daha küçük. O genç kategorisinde ise <laughs> o faydalanabilir. Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz... Sümeyra Hanım kim? E, müstakbel, müstakbel eşim. Evet. Selamlar. E, evet siz de çok... Seviyor, izliyor, takip ediyor. Sağ olun. 48 ay vadeli ve sıfır faizli 150 bin lira kredi verilecek. Ki bundan ben de faydalanmaya çalışırım eğer Cumhur İttifakı kazanır ve bu hayata geçerse. Bakın bu da çok önemli bir vaat. Çünkü bugün hakikaten e, evlilik yani, konusunda gençlerin ciddi kaygıları var. Nasıl ev kuracağız, kiralar ortada. Evet gelirlerle orantılı değil kiralar. Ee, o açıdan bence bu da sokağın sesini bir anlamda e, duyulduğunu gösteriyor. Şimdi bunları başlık başlık ayrıca açabiliriz. Mesela gençlere yönelik e, bugün ortaya konulan vaatlerin de ben ciddi e, karşılık bulacağını ve gençler üzerinde olumlu etkilerinin olacağını düşünüyorum. Tabii şunu da ekleyerek e, Sayın Metinere sözü bırakmak istiyorum. E, bu vaatler sokağa çıkacak siyasetçiler adaylar anlatacak insanlara seçmen kimin bu vaatleri yapabileceğine inanıyorsa onu destekleyecek o seçimi kazanacak hmm. e, muhalefet kısmını ayrıca konuşuruz muhalefetin de ortaya attığı bir takım hmm. vaatler var ama o vaatleri nasıl yapar sorusunun yanıtını henüz verebilmiş değil muhalefet partileri yani biz iktidara geldiğimizde bunları kısa sürede hayata geçiririz e, inancını ve kanaatini vatandaşı Hala e, yerleştirebilmiş değil, onu da ayrıca konuşuruz. Evet, dediğin gibi artık sokağın sesi, insanların sesi daha iyi, daha refah içerisinde yaşayabilmek için çok ön planda e, bu vaatlerde genellikle tabi öncelik olarak da deprem bölgesi var, e, çok önemli. Ona çok geniş yer ayırmışlar, onu geniş. da ayrıca konuşuruz. E çünkü o çok.